değerli kardeşlerimiz sorularla İslamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Zamanda yolculuk yapmak mümkün mü? Ayet ve hadislerde böyle bir açık bir şey söz konusu değil. Bunlar şu anda birer teori olarak ortaya konmuş bilim kurgu hayallerinin ürünü. Dolayısıyla bedensel olarak geçmişe veya geleceğe yolculuk diye bir durum söz konusu olamaz. Ancak Manevi sahada derinleşen evliyaların ruhani yolculukları esnasında hem geçmiş hem de gelecek zamanda seyahat ettiklerine dair misallerini elbette kitaplarımızda bolca görmek mümkündür. Bunlara biz bassız zaman, tayy mekan özelliklerini eklediğimizde konunun manevi boyutu olarak algılamak gerekiyor, maddi olarak değil. Mesela bassız zaman zamanın genişlemesi, bereketlenmesi az zamanda uzun bir zaman yaşamış olma hali. E, Tayyi mekan, mekanı aşarak bir anda değişik yerlerde görünebilmek. Mesela dağlarla yeryüzünü alanın genişletiyor Cenab-ı Hak. Küçük kabarcıklarda midenin alanını artırıyorlar. Mesela akciğer açıldığı zaman 250 metrekare oluyor diyorlar. Allah'ın mekan içinde mekan yarattığına bunlar birer misal olabilir. Öyleyse o zat kadir zaman içinde zaman da yaratabilir. Nitekim yaratmış da. Örneğin rüya, bassı zaman ve miraç bunlardan birisidir. Biz bilgimizle görgü, görgümüze sınırlıyız. Yani alışkanlık ve ülfet diyoruz buna. Bunlar esir olmuşuz. Mesela güneş ışığını yaklaşık 150 milyon kilometrelik bir mesafeyi 8 dakikada kat ederek bize ulaşıyor. Dünyamıza geliyor. O zaman buna hayret etmiyoruz. Halbuki bu çok harika bir kudret mucizesi. Cenab-ı Hak ışıkta sergilediği bu mucizeyi ruhu cesedine galip gelmiş bir sevgili kulunda da gösterebilir. E biz böyle dediğimizde hemen itirazlar başlıyor. Niçin? Çünkü biz görgü mahkumuyuz. Ve böyle bir şeye hiç şahit olmamış olabiliriz. Bu hadiseyi her gün seyredebilsek o da bizim nazarımız artık gizlenecek ona da hayret dememeye başlayacağız. Mesela rüyada bir saat zarfında bir senenin geçtiğini ve pek çok işler görüldüğünü görüyorsun. Eğer o saatte o işlere bedel Kur'an okumuş olsaydın birkaç hatim okumuş olurdu insan. Bu halet evliya için halet yakazada inkişaf ediyor. Yani uyanık halinde. Mesela ruhun dairesine yaklaşır. Ruh zaten zaman ile mukayyet değildir. Ruhu cismaniyete galip olan evliyanın işleri, fiilleri sürat ruh mizanıyla cereyan eder. Ya bugün şekillerin ve seslerin televizyon vasıtasıyla bir anda birçok mekanlarda bulunmasını gayet normal karşılıyoruz. Ama Belkıs'ın tahtının çok kısa bir zamanda Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın yanına getirilmesini aklımıza sığıştıramıyoruz. Faraza bir gün ses ve şekiller gibi eşyanın da nakline muvaffak olunsa o zaman onu da gayet normal ve makul bulacak. Ona da hayret etmemeye başlayacağız. Az önce okuduğumuz vecizede alışık olmadığımız bir tabir geçti. Ruh sürati. Ruhun sürati ne ışıkla kıyasa girer ne de sesle. Hayal ruhun bir hizmetçisi. Bir anda cennetlere varabiliyor. Akıl, ruhun anlama aleti. İnsan bu aletle bir anda yıldızlara çıkıp onları tefekkür edebiliyor. Hayale. Ruh cesede galip olunca birkaç mekanda da bir anda bulunmak gayet kolay olur. Rüyada bizim de ruhumuz bedenimize bir derece galip gelir. Çok uzak mesafelere bir anda gider. Geçmişe ve geleceğe rahatlıkla geçeriz. Ama ruhen. Dedemizle de görüşüyoruz. Hatta belki henüz dünyaya gelmeyen torunlarımıza da. işte manen terak ederek melekleri de bırakan bir ruh onların gayet rahatla yaptığı bir işi niçin yapamasın diyerek inşallah bir anda birkaç yerde bulunabilmesini ve ruhen daha uzak mesafelere geçmişe ve geleceğe gidebilmesini gayet rahat bir şekilde anlarız. Ama bugünkü anlamda bir insan bedenini geçmişe göndermek veya bedenini geleceğe göndermek şeklinde bir durum söz konusu değildir.